Hoş geldin. I don't speak Turkish. Adanalı ya kardeş. İyi misin arkadaşım? İyiyim. Ama çok açım, hadi yemek yiyelim. Ben de aşırı açım. Dur, açım benim çalışmıyor. Mehmet benim bayağıdır arkadaşım YouTube'dan. Ve daha önce de bir video çekmiştik. Eğer şu kelimeyi biliyorsanız... Supercalifragilisticexpialidocious. Disney şeylerinden birinde, filmlerinden birinde vardı. Şimdi sen Disney'de çalışınca böyle oluyor. Ya yeme, ben de yiyeceğim. Böyle aniden böyle bir video yapmaya karar verdik. Ki bugün açısı buluşacağımızı falan da unutmuştum ben yani. Sağ ol. Yola çıktım, insanlara bak. Bugün sizinle mukbang çekeceğiz. Çünkü aynen, mukbang deyince beni linçliyorsunuz. Amerika'da falan böyle insanlar mukbang diyor şeyden kaynaklı, aksandan kaynaklı, ama sana dün attığım videoda şey diyordu ya, mukbang aslında falan. Aynen. Böyle. Size dedim ki bize işte böyle muhabbet etmelik sorular sorun falan diye Instagram'dan. Bu arada benim boyum daha uzun arkadaşlar. Yani şu an oturduğum sandalyeden kaynaklı olarak öyle görünüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir şey söyleyeceğim. Aynen. Şu an benden kısa duruyorsun ve evet, umurumda değil. Hazır mısın? Bugün mukbang yapıyoruz. Hazırım. O zaman... Let's go. Ben aşırı açım. Önce bir iki lokma alıp öyle başlayacağım sonra. Çıkımlı. Mehmet'in peki dizişi bunları. Büyük özenle. Evet. Ama yani McDonald's sponsor değil, keşke olaydı. Bu karnın doyması gerekiyor. Biraz yere döktüm ama bir şey. No. Sildiriyormuşsun videonu. Çilem nasıl gidiyor? Soracağım şimdi. Vallahi soracağım. En büyük hayalim. En büyük hayalim. Sürekli değişiyor aslında en büyük hayalim benim. Benim de. Hani böyle sabit bir en büyük hayalim yok. Hepsi farklı konularda. Benimki de sürekli değişiyor ama hep bir yere gitmekle alakalı oluyor. Şu an aynen, mesela Küba'ya gitmek. Çok küçük düşünüyorsun tatlım. Benim en büyük hayalim Mars'ı kolonize ediyoruz ya Mars'ı. En büyük hayalimden birisi ben ölmeden böyle gidip, yani bir uzay yolculuğu yapabilmek. Küba'ya gitmek istiyorum. Yok ya, ama Küba da güzel ya. Küba çok güzel. Sevdiğiniz dizilerden bahseder misiniz? Azıcık diziden bahsedebiliriz, evet. Ben şu sıralar tabii ki siz de görüyorsunuzdur. İstanbul'da yaşıyorsanız eğer. Bütün her yerde reklamı çıkıyor. Stranger Things ve Dark. Aynen. Şuraları o ikisini izliyorum. Stranger Things'i o kadar sevmedim aslında 3. sezonunu. Şunun içine dökebilirim bence. Bir şey soracağım. Evet, niye böyle bir şey yapmıyoruz baştan? Ama başlayalım. Yani Dark gerçekten inanılmaz güzel bir dizi. Mabel'a verebilir miyim şey, patates? Sonra. Şimdi verirsek... Ayrılmaz diyorsun. Tamam. Mabel'ı sonra soracağım. İner misin aşağıya? Ben şu an BoJack Horseman'ı izliyorum. Bu arada güzel mi? Hiç başlamadım yani. Çok duydum insanlardan. Ya şey, açıkçası kısa bölümleri falan diye izliyorum. Mükemmel değil bence. Society'yi izledim geçen haftalarda. Ama yani böyle şey olmadı. Çok böyle teenage kafası kaldı yani bende. Ve böyle çok hızlı ilerledi hikayesi. O yüzden çok da sevemedim aslında. Bu sorunun cevabı bayağı şu an hangi filmleri sevmiyorum oldu. Hangileri seviyorum değil ama. Stranger Things'i ben çok seviyorum. Ama neden seviyorum? Ya aslında olay örgüsü olarak tahmin edebiliyorsun. Hani. Ha, tamam şimdi bu oldu. Ha, tamam şimdi şu olacak diye. Ben atmosferini seviyorum yani. Çok iyi veriyorlar. Çok iyi veriyorlar. Karakterler zaten çok iyi. 3. sezonu izledim bilmiyorum ama 3. sezonda inanılmaz çok Coca-Cola reklamı var yani. Hadi ya. Her bölümde kola içiyorlar. Hatta bir yerde bayağı Coca-Cola'dan bahsediyorlar falan böyle. Bayağı reklam kokan bir sezondu. Video öyleydi ya. Evet. Dakika başı Puhu TV'de yayınlanıyordu, hani bir şey yoktu. Bedavaydı yani. O yüzden sürekli reklam yerleştiriyorlar. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Böyle soruları asla cevaplayamam ve niye şu an ben bu soruyu seçtim bilmiyorum. Ben mesela şey... Bir yerde görmekten ziyade 10 yıl sonra mutlu olmayı, hani şu an mutlu değilimden değil, şu anda mutluyum aslında hayatımdan, ama hani 10 yıl sonra da mutlu olmak istiyorum. Nerede olursam olayım önemli olan mutlu olmakmış gibi geliyor. O yüzden hani böyle şey olmuyor, işte şunu 10 yıl sonra kendini nerede görürsün, işte şirketin CEO'su olmak istiyor falan. Şirketin CEO'su olmak beni çok da şey yapmıyor açıkçası, hani herhangi bir şirketin böyle CEO'su olmak beni inanılmaz derecede çekmiyor. Önemli olan mutlu olmak, yaşadığım hayattan mutlu olmak daha iyi gibi geliyor. O yüzden 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Mutlu bir yerde görüyorum. Buna katılıyorum. Spesifik hedeflerim var benim. Yani sürekli hedef koyuyorum hayatımda. Hedefim olmadan aynen, kendimi çok boş hissediyorum. Böyle sürekli bir hedefim oluyor. Ama yine de şunu fark ediyorum. Bazen bazı hedeflerimi gerçekleştirsem bile Mabel takılması çarpmayı. Sadece onlardan gayet değil hayat. Yani bazen mesela eski arkadaş ortamımı özlüyorum bazen. Bazen o zamanlar uğraşabildiğim şeyleri özlüyorum. Çünkü mesela şu anda sürekli çalıştığım için uğraşamıyorum falan. Bu tarz şeyler. O yüzden 10 yıl sonra ben bu enerjimi kaybetmemiş olmayı diliyorum birincisi. Mesela şeyin içinde kaybolmaktan çok korkuyorum. Hayat telaşı içinde kaybolmaktan. Evet. Ve sevdiğim şeyleri yapamamak beni en çok korkutan şey. Onu kaybetmediğim sürece nerede olduğum, yani şey önemli değil diyeceğim şimdi ama iyi bir yerde olmuş işte. Billie Eilish'i seviyor musunuz? Billie Eilish tamam, güzel ama
Bence çok overrated. Bak güzel, evet sesi güzel, şarkıları güzel ama aşırı overrated değil mi ya? Röportajlarını falan izliyorum. Tamam okey, hani iyi birisi. Bazı konuları kullanıyormuş gibi hissediyorum. Hani böyle işte mental health olabilir, bilmem ne olabilir. Sürekli böyle I'm depressed, people judge me. Aynen. Sürekli böyle bir şey modunda. Okey anladık hani. Bunu bir noktada şey de yapıyor. Gerçekten böyle depression'la ya da kaygı, anxiety'yle uğraşan insanları. Yani bunu şey yapıyor. Güzel, konuşamadım. Güzel gösteriyor. Güzelleme anladın yapıyor. Mı? Aynen. Güzelleme yapıyor. Özendiriyor diyorsun. Depression hani çok cool bir şey falan. Aynen. Depresyonda olur. Sesi gerçekten güzel ses yani. Sesi hakkında. Gidiyor ama dediğim gibi bence çok overrated birisi. Ezan okunuyor. Beyoncé gibi. Diye altlarıma bir anda da öyle arkadaşlar. Sorry yani hani. Arkadaşım bitiriyorum şu an. Aşırı overrated hani. Saçmalama. Beyoncé benim idolüm. Birinin iyi olması ve onun böyle çok güzel şarkı söylüyor olması ya da çok güzel sesinin olması ya da çok güzel işler yapıyor olması ayrı. Ama böyle ona tapmak ayrı. Seni tapmak güzel değil mi? Bill evet şey yapıyor. Mesela sürekli böyle bol şeyler giyiyor ya. Hiç hatlarını falan göstermiyor. Evet. Şey demişler. İnsanlar beni yargılayamasın diye hatlarımı görmesinler istiyorum derken. Mesela orada ben de bir ikilemde kaldım. Hani niye ki? Hayır bir de şey yani bakarsanız internette bir sürü yerde de öyle giyinen kıyafetleri de var yani. Yani bunu şey yapmaya gerek yok anladın mı? Hani vücut senin vücudun okey ve istediğini yapabilirsin. Buna hiç kimse bir şey demez ama hani insanlar beni yargılamasın diye kapalı şeyler giyiyorum ve bol kıyafetler giyiyorum. Hani bu biraz reklam ve PR bence. Sonuç olarak şarkıları güzel, hoşçakal. Sonuç olarak şarkıları güzel aynen. Gerçek yüzünü gösteriyorsun belki de. Hala kendimi savunmaya çalışıyorum. Sen kırık bardaktan su içebilir misin? Sıfır nokta Facebook var. Are you ready my friend? Yes I'm ready. I am asking. You are asking me. Ya arkadaşlar sorular. Yemek gözüm döndü anladınız mı yemek? Kimin sorduğunu okuyayım bence. Çocukken izlemekten en keyif aldığın çizgi film. SpongeBob SquarePants. Gerçekten bayılırım ya. En sevdiğim çizgi film ever ya. Hala da öyledir yani. Benim hala de değişmedi. Aşırı severdim. Bir de sonradan şeyi inanılmaz sevmiştim, Digimon'u. Sünger Baba'ma all time favorite. Ben de hala izliyorum Sünger Baba'yı ben de. Ben de bazen yemek yerken izliyorum yani. What's funnier than 24? Bu arada bunu Büşra Erik sormuş. Teşekkürler Büşra. Teşekkürler Büşra. Bu arada ben acı yemem. Senin. Aa bayılırım. Çok böyle normal bir soru geliyor. Yes. Yaz tatili nasıl geçiyor Çilem abla? Ve tatil. Mehmet abi bunu ben ekledim. Bu arada seni çok seviyorum demiş Çelik Bengisi. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Yani hala tatile girmediğim için geçemiyor ama Allah. Şu an çalıştığımız için. Ama güzel geçiyor. Gayet. Yazı seviyoruz. Ben de yaz olması dışında pek bir tatil yok. Yani bayağı çalışıyorum şu aynen anda. Aynen işte. Çalışınca pek bir tatil olmuyor. Ama bakalım Ağustos'ta bir tatilim olacak inş. İyi bari. Ya ben okula gidiyorum sadece. Derse girmiyorum şu anda. Ama hala çalışıyorum tabii ki. Arkadaşlar büyümeyin. Bu bir tuzak. Ya gerçekten şu an keşke öğrenci olsam ve 3 ay değil boş kalacağımı bilsem de. 3 ay yani şu an bana 3 ay şey geliyor. Aman tanrım bir ömür. 3 ay tatil nasıl olabilir? İmkansız falan geliyor yani. Öğrencinin en mükemmel yanı oymuş. Oh yes. Oh yes. Oo en nefret ettiğiniz insan tipleri. Hadi bakalım. En nefret ettiğim insan tipleri. Mehdizade. Mehdizade. Umarım doğru okumuştum. Okumuşumdur. Sen başla. Ben başlayayım mı? Ben dışındaki herkes falan diyormuşum. Ben ben kolay kolay kimseden nefret etmem biliyorsunuz zaten. Ama beni spesifik olarak nefret ettirmeyi başarmış bazı başarılı insanlar var tabii ki. Which is? Onlar da şu tipler genelde. Bir dakika. Mütevazı olmayan demeyeceğim. Sonuçta bir insan çok başarılıysa mütevazı olmayabilir. Başarısı gerçekten yüksekse olmayabilir. Ama bazıları var ki, nasıl söyleyeyim, kendini çok yüksekte gören insanlar işte kısacası. Başardığı şey geçeyim, herkes çok şey başarmak zorunda değil sonuçta. Aynen, egolu insanlardan gerçekten nefret ediyorum. Egolu, kibirli, başkalarını ezmeyi kendine hak bilen sen, yani kimsenin kimseyi ezmeye hakkı yok bu hayatta arkadaşlar. Kim olursan ol, istersen en yüksek mevkide ol, sen hiçbir insanı ezemezsin, hiçbir insandan üstün değil. Böyle insanları, kendine buna hak görenleri gerçekten hiç sevmiyorum. Öyle nefret ediyorum bu tarz insanlardan. Aynen yani böyle şey hani bulunduğu konumun kendini değiş... Yani bulunduğu konumun... Ben niye bugün cümle kuramıyorum? Kurarsın hadi yaparsın. Elinde tuttuğu ünvanın... Geliyor. O kişiyi... O geliyor. Değiştirdiğini... Ya aslında bir bak olmayan ama bulunduğu ünvan sayesinde kendini bir şey sanan insanlardan nefret ediyorum. Kısaca. Bu kadar özetlenebilir. Aynen. Yani mesela hayatında bir kitap okumamış falan ama böyle oha ben şirket CEO'suyum falan. Ben niye bugün şirket CEO'suna taktıysam? Ama çok haklısın. Aşırı haklısın. Acı sosumu döküp sıradaki soruyu okuyacağım.
Bir de sosyal medyada gereksiz kötü yorum yapan insanlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Evet. Yani boş vaktin mi? Allah aşkına yani. Şu dünyada en değerli şeyimiz zaman ve sen o zamanını bana kötü yorum yaparak mı harcıyorsun yani? İnsanları hayatını yaşa. Görmekten zevk alıyor. Aynen yani ben anlam veremiyorum hani gerçekten anlam veremiyorum. Ben mesela şeyim hani sevmediğim bir şey gördüğüm zaman engellerim yani. Hani önüme çıkmasın diye engellerim. Bir daha bakmam yani ama insanlar oturuyor ve yorum yapıyor. Kendi işletmek için yapıyor. Çok garip. Aslında olayın seninle pek bir alakası yok. Kendisiyle alakalı. Burçlar hakkında ne düşünüyorsun? Eğer inanıyorsan bir video çeker misin? Burçlar hakkında video çekmem büyük ihtimal ama burada hani bununla ilgili konuşabiliriz. Ayça Nil Öztürk sanırım sormuş. Evet, burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Burçlar hakkında Burçlar inanan yakın arkadaşlar. Yani burçlarla yaşayan falan böyle. İlişkiye girmeden önce kişinin burcunu öğrenip oha ben bununla hayatta birlikte olmam. Çünkü burcu suymuş falan diğer arkadaşlarım var. O seviyede inanmıyorum. Ama ne güzel ya okuduğun zaman güzel bir şey olacakmış deyip kendine pozitif enerji veriyor yani. O şekilde inanıyorum. Yani aşırı inanmıyorum ama okuduğum zaman beni mutlu ediyorsa evet inanıyorum falan. Ben neredeyse aynı yani. Körü körüne inanmıyorum. Hatta bazı istisnalar olduğunu düşünüyorum. Ama şuna inanıyorum. Gerçekten bir insan ne burcuysa hakikaten o özellikleri taşıyor. Yani benim etrafımdakiler en azından o şekilde. Ve ben de. Aynen. Ben yengeç burcunun özelliklerini bayağı taşıyorum. Hepsi var bende. Bütün özellikleri var bende. Ve hani bu bir tesadüf olamaz herhalde. Geleceği tahmin edebilecek kadar inanmıyorum yani. Ama hani kişilik özellikleri olarak doğduğun tarih hani olabilir bence. Ve ben astrolojinin sadece 12 burçtan ibaret olduğuna inanmıyorum mesela. Ruh saatiydi bilmem ne. Olabilir, aynen. Bu soru sana geldi. Merve Lusmoka demiş ki Tinder'da düşürdüğü Orhan'dan geri dönüş alabildi. Hayatımda hiç Tinder kullanmadım ben ha. Bir kere bile kullanmadım çünkü... Yalan. Vallahi kullanmadım. Ben sevgili yaptıktan sonra popüler oldu. He. Orhan'dan bir daha duyu ses çıkmadı arkadaşlar. Ama keşke çıksaydı şey falan düşünüyorum şu an. Orhan'ı bulsak ve video yapsak onunla birlikte falan diye ama... Numarasını kaybettik ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne yazık ki artık numarası bizde değil. Orhan üzgünüm ki düştüğün kız bendim. Hazır mısın? Hı hı. Kusmos ailem iyiydi. Neyse sağ olsun Mabel benim için kapattı ekranı. Ay ben çok doydum ya. TS Taylor Swift için herhalde. Ben doymadım. I did something bad. Taylor Swift, I did something bad. Nick okurken çene felci olacağım hakikaten. Seni tanımlayan bir şarkı seçecek olsun, hangi şarkı olsun para. I love you when you call me senorita. Ama dur bir düşüneyim, beni tanımlayan seni şarkı. Seni tanımlayan şarkı. Buldum. Ben bu şarkıyı liseden beri hep beni tanımladığını düşünüyorum ve beni tanımlayacağına inanıyorum şarkının. Pusuket olsun, eskiden bir şarkısı vardı ya. I wanna be a famous, I wanna be a star. When I grow up, I wanna be a girl. Unutmuşum. Parantez içinde bu videoda şarkı söyleyebileceksin. Benim şarkı söylemediğim bir video var mı acaba? Gösterir misiniz? Benimki ne olurdu biliyor musun? Oh, she is sweet but a psycho. A little bit psycho. And I just came in. Şu an nasıl bitiriyor şarkı? When I grow up, I wanna be a famous, I wanna be a star, I wanna be a... Wanna be a famous, I wanna be a star, I wanna be a movie star. Wanna have... Bro, alo. Wanna have... Wanna'lı bir şeyler. Bir şey, evet. Çok güzel bir şarkı, bayılıyorum. Çok güzel bir şarkı, dinleyin arkadaşlar, kesinlikle. Kesinlikle. Eski bir şarkı ama... Buradan yaşımız ortaya çıktı. Ay evet. Ben herkes Pussycat Dolls'u bilir diye düşünüyorum falan ama doğru söylüyorsun. Saliha Çetin demiş ki hayatınızda verdiğiniz en zor karar neydi? Sen soru. Ben başlayabilirim. Benim aklıma geldi.